Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. Orta kalınlıktan ince ip kullanıyorum. şişlerimde üç buçuk numara. Evet, modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Ufakta bir lastik hazırladım. Modelimiz 8 ve katlarından oluşmakta. Artı 5 ilmek atıyoruz. Şimdi modeli arka yüzünden kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeği düz örüyorum. 3 ilmek düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeği ters ördüm. İpi arkaya attım. 1 ilmek düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. 2 ilmek ters ördüm. Evet kenar ilmeğinden ayrı burada 8 ilmeğim oldu. Burası bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 düz, 2 ters, arada 1 düz, yine 2 ters. Devam ediyorum. 1 2 3 3 ilmek düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. 2 ters. İpi arkaya attım. 1 düz. İpi kendime doğru aldım. 2 ters. İpi arkaya attım. Burada başta olduğu gibi yine simetri gidiyoruz. 3 düz. Kenar ilmeğimi de ters örüp arka yüzde birinci sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzünde ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. İkinci sıra ön yüzde tersleri ters, düzleri de düz örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra 3 ters ördüm. Sırada 2 düzüm var. Düz ördüm. Arada 1 ters. Yine 2 düz. ipi kendime doğru aldım sırada 3 ters ilmeğim var ters ördüm ipi arkaya attım 2 düz ipi kendime doğru aldım bir ters 2 düz yine 3 ters kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin 3. sıra arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sırada 3 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. 3. sırada da yine düzleri düz, tersleri de ters örüyoruz. 3 düz, 2 ters, 1 düz. 2 ters. İpi arkaya attım. 3 düz 2 ters 1 düz 2 ters 3 düz kenar ilmeğimi de ters örüp üçüncü sıramı da tamamladım şöyle ön yüzden göstereyim şimdi e, dördüncü sıra ön yüzde modelimize şekil vermeye başlıyoruz baştaki ilmeğimi örmeden aldım ipi kendime doğru aldım 3 ters ilmeğim var ters ördüm. İpi arkaya attım. Burada 2 ilmeği örmeden bakın buradan sayıyorum. 1 2 3. 3. sıradan 1 ilmek uzatıyorum. İlmeğimi uzattım. Daha sonra 2 düz arada 1 ters İpi arkaya attım. 2 düz. Tekrar geri dönerek aynı yerden bir ilmek daha uzatıyorum. İkinci ilmeğimi de uzattım. Bu şekilde bu modelimi tamamladım. Şimdi arada 3 ters. İpi arkaya attım. Yine aynı şekilde burada iki düzü örmeden aradaki ters ilmeğin altından sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü aradan batarak ilmeğimi uzattım. İki düz. İki düz ilmeğimi yine düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Arada bir ters ilmeğim var. Ters ördüm. Yine iki düz. Evet tekrar geri dönerek aynı yere batıyorum ve buradan bir ilmek daha uzatıyorum. Böyle V şeklinde ilmeğimiz oldu. İpi kendime doğru aldım. 3 ters burada da bu ipimizi biraz sıkıyoruz arkadaşlar. Arada boşluk kalmasın diye. 3 ters kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Dördüncü sıramız da bu şekildeydi. Şimdi modelin arka yüzünde beşinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırada üç düz ilmeğim var. Düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Burada bakın uzatmış olduğum ilmeğim var. Bu ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Sırada 2 ters ilmeğim var. Ters ördüm. İpi arkaya attım. Bir düz. Yine iki ters. Uzatmış olduğum ilmeği örmeden aldım. İpi arkaya attım. Ve 3 düz. İpi kendime doğru aldım. Uzatmış olduğum ilmeği örmeden aldım. 2 ters 1 düz 2 ters Uzattığım ilmeği örmeden aldım. İpi arkaya attım. 3 düz kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet, 5. sıramı da tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Devam ediyorum. 6. sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. 3 ters ilmeğim var. Ters ördüm. İpi arkaya attım. Burada bakın e uzatmış olduğum ilmeği yönünü çevirerek arkadaki ilmekle birlikte düz ördüm. Burada ipimi bölmeden Evet. Düz ördüm. Sıradaki düz ilmeğimi de yine düz ördüm. Burada şimdi arkadaşlar burada ilmeğimizi yandan uzatıyoruz. Buradaki ters ilmeğin altından batarak uzatıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü sıradan batarak ilmek uzatıyoruz. Evet ilmeğimi uzattım. İpi kendime doğru aldım. Arada bir ters ilmeğim var. Ters ördüm. İpi arkaya attım. Şimdi diğer taraftan uzatıyorum. Bu iki ilmeğin arkasındaki ters ilmeğin altından 1, 2, 3 üçüncü aradan ilmeğimi uzattım. Daha sonra bu bir düzü sonrasında bu uzattığım ilmekle öndeki düz ilmeği de birlikte düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Dediğim gibi buradaki geçişlerde Biraz ipimizi sıkıyoruz arkadaşlar. Arada 3 ters. İpi arkaya attım. İlmeğimin yönünü değiştirdim. Düz ördüm. 2 ilmeği birlikte düz ördüm ve kestim. Bir düzüm var. Yine düz ördüm. Daha sonra yine geri dönüyorum. Bakın arkadaki ters ilmeğin altından. 1, 2, 3. 3. sıradan ilmeğimi uzattım. İpi kendime doğru aldım. Arada bir ters ilmeğim var, ters ördüm. İpi arkaya attım. Yine buradaki düzleri örmeden arkadaki ters ilmeğin altından sayıyorum. 1 2 3. 3. aradan ilmeğimi uzattım. Yine bir düz. Burada uzatmış olduğum ilmekle diğer düz ilmeği de birlikte düz örüp kestim. İpi kendime doğru aldım. Yine arada 3 ters ilmeğim var. Ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet, devam ediyorum. 7. sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 3 düz ilmeğim var. Düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. 1 2 2 ters ilmeğim var. Ters ördüm. Bu uzatmış olduğum ilmeği örmeden şişim aldım. İpi arkaya attım. Arada bir düz ilmeğim var. Düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Uzatmış olduğum ilmeği örmeden aldım. 2 ters ilmeğim var. Ters ördüm ipi arkaya attım arada 3 düz ilmeğim var düz ördüm ipi kendime doğru aldım 2 ters uzatmış olduğum ilmeği örmeden aldım ipi arkaya attım bir düz ipi kendime doğru aldım uzatmış olduğum ilmeği örmeden aldım ve iki ters İpi arkaya attım, 3 düz. Kenar ilmeğimi de ters örüp tamamladım. Evet arkadaşlar, modeli bir kere gösterip anlatmış oldum. Şimdi yine buradaki düz, ters düzleri örmüyoruz. Burada zaten sıramız oluştuğu için buralardan ilmeğimizi uzatıyoruz. Şimdi burada bakın bu iki ilmeği uzatıyorum. İkinci modelden de bir sıra gösterip videomu tamamlayayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Arada 3 ters ilmeğim var. Ters ördüm. İpi arkaya attım. Burada bakın iki düz ilmeği örmeden arada ters ilmeğim var. 1 2 3 3. aradan batarak ilmeğimi uzatıyorum. Daha sonra bu düz ilmeğimi yine düz ördüm. Burada uzatmış olduğum ilmekle düz ilmeği de birlikte düz örüp kestim. İpi kendime doğru aldım. Arada bir ters ilmeğim var. Ters ördüm. İpi arkaya attım buradaki ilmeğimin yönünü değiştirip iki ilmeği birlikte düz ördüm daha sonra diğer düz ilmeğimi ördüm yine geri dönüp aynı yerden ilmek uzatıyorum ilmeğimi uzattım şöyle diğer şişimin yardımıyla da boyunu ayarladım ipi kendime doğru aldım Arada 3 ters ilmeğim var. Ters ördüm. Evet, 3 ters ördüm. Şimdi yine 1 2 3. Ortadaki ters ilmeğin altından sayarak 3. sıradan ilmeğimi uzattım. Daha sonra 1 düz. Bu iki uzatmış olduğum ilmekle düz ilmeği de birlikte düz ördüm. Yine ilmek sayım 2 düz ilmek. İpi kendime doğru aldım. Arada bir ters. İpi arkaya attım. İlmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Daha sonra diğer düz ilmeğimi ördüm. Geri döndüm. Buradan ilmeğimi uzattım. İpi kendime doğru aldım. 3 ters. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet modeli bir kez gösterip anlattım. İkinciye de kurmuş oldum arkadaşlar. Arka yüzde yine tersleri ters Düzleri de düz örüyoruz. Uzatmış olduğumuz ilmekleri arka yüzde örmüyoruz arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde. Sanırım anlaşılmıştır. Evet, şimdi modeli büyük parça üzerinde göstereyim. Büyük parçada duruşu da bu şekilde. Yine kabartmalı güzel bir model. Arka yüzü de böyle. Bu modeli yine hem yetişkin örgülerinde hem çocuk hem bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. E, atkıda, berede, birçok yerde kullanabileceğiniz güzel bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.